Bugünkü konu başlığımız arkadaşlar analitik geometri. Şimdi öncelikle analitik düzlem tanımımızda şöyle başlayalım. Arkadaşlar bir tane noktamız var. Bu noktanın adı başlangıç noktası ya da diğer ismiyle orijin olsun. Orijinden bir tane yatayda sayı doğrumuz geçiyor. Bir tane de şu şekilde dikeyde geçiyor. Yatayda olana x ekseni ya da apsis ekseni diyoruz. Dikeyde olana da y ekseni ya da ordinat ekseni diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar 0'ın sağında artı 1 artı 2 gibi değerler varken sol tarafında eksi 1 eksi 2 gibi değerler var. Yine yukarı çıkarsak artı 1 artı 2 aşağıda da eksi 1 eksi 2 gibi değerler var. Şimdi biz bunlardan arkadaşlar mesela bir tane nokta belirleyelim. Burası A noktası olsun. Bir noktayı yazarken önce x ekseninde sonra y ekseninde karşılık geldiği değer yazarız. A 2,1 noktası birinci bölgede bir noktadır. Burası birinci bölge. Saatin tersi yönde gidersek sol taraftaki bölgemizde burası da ikinci bölge. Devam ediyoruz. Burası üçüncü bölge diyoruz. Son olarak burası da ne olur? Dördüncü bölgedir. Şimdi tüm noktalar bir bölgede olmak zorunda değildir. Mesela burası orijin sıfıra sıfırdır. Hiçbir bölgeye ait değildir. Ya da mesela burada bir C noktası olsun. C noktası eksi 2'ye 0'dır. Bu x ekseni üzerinde bir noktadır. Ya da ne diyebiliriz? Burası D noktası olsun. D noktasında x'imiz 0, y'imiz eksi 2. O zaman D noktası da y ekseni üzerinde bir noktadır. Köşe noktaları A2 üç, e A 2'ye 3, B eksi 1'e 0, C 0'a eksi 3 olan ABC üçgenini koordinat düzleminde ya da diğer bir ismiyle dik koordinat sisteminde gösterelim demiş. A noktası 2 3. Yani x'imiz 2 olacak. Y'imiz de 3 olacak. Bu ikisinin birleştiği nokta arkadaşlar şu şekilde kesiştirdiğimiz zaman burası A noktası. Sonra eksi 1'e 0. X'imiz eksi 1. Y'imiz 0 olacak. Bu da B noktası. C noktası x 0. Y de eksi 3 olacak diyor. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3. Burası da o zaman C noktası. Şimdi bunları birleştiriyoruz. A, B ve C'yi birleştirirsek elde ettiğimiz bu şekil ABC üçgenidir. A noktası 3. bölgede olduğuna göre B noktası hangi bölgede? Öncelikle bölgelerimizi hatırlayalım. Burası x ekseni, y ekseni dedik. 1., 2., 3. ve 4. bölge. Mesela 3. bölgede bakın herhangi bir nokta yazalım. Burası eksi 1'e eksi 2. Dolayısıyla A noktası eksi 2'ye eksi 1 gibi düşünebiliriz. Burada x'imiz eksi A. Eksi A'mız sıfırdan küçük olacak. Demek ki A'mız pozitif. B'miz de arkadaşlar bakın eksi 1 gibi sıfırdan küçük bir değerdir. Dolayısıyla bu da eksili bir değer. Yani B noktasını yazarsak A çarpı B'ye B'miş. Bu da artı ile eksinin çarpımı eksidir. Burada bakın B'miz zaten eksiydi. İkisi de eksi olduğu için yine B noktamızda 3. bölgede bir noktadır. Cevabımız C şıkkı. A noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre m'nin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Şimdi koordinat düzlemimizi tekrar çizelim. Koordinat sistemimizi çizdiğimizde y ekseni üzerindeki bir nokta mesela bakın 0'a 1, 0'a 2 ya da 0'a 3 gibi bir noktadır. Yani buradaki apsis değerimiz 0 olmalı. m kare eksi 9 eşittir 0 dersek m karemiz artı 9'dur. m'miz o zaman ya artı 3'tür veya eksi 3'tür. Bize bu değerlerin çarpımı sorulduğu için cevabımız 3 çarpı eksi 3'ten eksi 9'dur. A noktası ikinci bölgede olduğuna göre A'nın değer aralığı aşağıdakilerden hangisi? İkinci bölgemizde arkadaşlar artı eksi durumunu inceleyelim. İkinci bölgemizde x değerlerimiz eksili değerlerken y değerlerimiz sıfırın üstünde olduğu için artılı değerler. Yani bizim burada a eksi 3 değerimiz sıfırdan küçük a artı 2 değerimiz sıfırdan büyüktür. Yani a'mız 3'ten küçüktür eksi 2'den de büyüktür. Bunu tek bir satırda yazarsanız eksi 2 küçük a küçük 3'tür. Yani bu da Eksi 2, 3 açık aralıdır. Cevabımız E şıkkı. Burası önemli arkadaşlar. İki farklı noktanın koordinatlarını biliyorsak ikisinin arasındaki uzaklığı nasıl buluruz? Bize burada bunu anlatıyor. Burada analitik düzlemde A noktası ve B noktasını görüyoruz. Hemen arkadaşlar bir tane dik üçgen oluşturuyoruz. Koordinatları arasındaki farkı bulduk. Apsisleri arasındaki farkı bulduk. Bundan sonra Pisagor bağıntısını uygulayabiliriz. Yani formül olarak yazmak gerekirse farklardan karelerini topluyoruz. En sonda karekök içerisinde yazıyoruz. Burada arkadaşlar herhangi bir noktanın x eksenine uzaklığından bahsetmiş. Bu da y birimdir. y eksi de olabilir diye bunu mutlak değer içerisine almış. y eksenine uzaklığımız da mutlak değer x'tir. Peki orijine uzaklığımız nedir? Mesela burada küçük bir tane örnek yapalım. Diyelim ki burası A noktası olsun. 1'e 2 noktası. Bura 1, burası da 2. Bu noktanın O'ya yani orijine uzaklığı arkadaşlar nasıl bulunur? Y'lerin farkı burada bakın 2'ye 0 olacak şekilde. Y'lerin farkı 2. Buradaki absislerin farkı da 1-0'dan 1'dir. Bunu bu şekilde uzatmamıza gerek yok. Çünkü orijinde 0'ın toplamada çıkarmada bir etkisi yok diye düşünebiliriz. Yani üçgenimiz İki birime bir birim olan bir dik üçgen. Yani burada Pisagor bağıntısını uygularsanız kareleri toplamı 5'tir. Yani buradaki OA'nın karesi 5'tir. OA'nın karesi 5 olduğuna göre OA değerimiz de kök 5'tir. Yani bakın kurala tekrar dönerseniz kök içerisinde apsis ve ordinatların karelerini topluyoruz. Mesela bakın burada noktanın orijine olan uzaklığı sorulmuş. Karekök içerisinde eksi 5'in karesi artı 12'nin karesidir. Buradan da arkadaşlar eksi 5'in karesi 25, 144'te toplarsak karekök 169'dur. 13'ün karesi 169 olduğu için cevabımız 13 birimle C şıkkı. Burada bakın az önceki kuralımızı uygulayabiliriz. A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir demiş. Karekök içerisinde önce isterseniz x'leri birbirinden çıkaralım. Karesini alalım. Sonra y'leri birbirinden çıkarıyoruz. Ancak burada çıkarırken bakın 2 tane eksi var. Yani 3 eksi 5 değil 3 eksi eksi 5. Buraya dikkat ediyoruz. Buradan da 6'nın karesi artı 8'in karesi toparlarsanız karekök 100'dür. Buradan da cevabımız 11'imdir. A ve B noktaları verilmiş aralarındaki uzaklık 5 birim olduğuna göre M'nin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Kuralımızı yazalım. Karekök içerisinde önce x'leri birbirinden çıkarıyorum. M eksi eksi 7'nin karesi artı eksi 1 eksi 3'ün karesi. Bu da 5'miş. Eksiler birbirini götürdü. Burası M artı 7'nin karesi. Eksi 1 eksi 3 de eksi 4'tür. Bunun karesi de 16. Şimdi kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini alalım. Buradan m artı 7'nin karesi artı 16 eşittir 5'in karesi. Buradan da arkadaşlar m artı 7'nin karesi ne olur? 25 eksi 16'dan 9'dur. Yani karesi 9 olan sayılar nedir? Ya artı 3'tür. Bunu artı 3 eşitleriz. Veya m artı 7'ye eksi 3 eşitleriz. Buradan 7'yi diğer tarafa atarsam eksi 4. Buradan da değerimiz eksi 10'dur. Yani alabileceği değerlerin çarpımı sorulduğu için eksi 4 çarpı eksi 10'dan cevabımız denizli. Burada arkadaşlar A ve B noktalarına eşit uzaklıkta olan herhangi bir nokta daha var. Buna da C noktası diyelim. Bu C noktası x ekseni üzerindeymiş. Yani bir x değeri var ancak y değerimiz 0. Şimdi biz burada ne diyoruz? A'nın C'ye olan uzaklığı eşittir. B'nin C'ye olan uzaklığı. Şimdi AC arasındaki uzaklık nedir? Karekök içerisinde x'lerin farkı. Yani x eksi 1'in karesi artı y'lerin farkı. Y'lerimiz de eksi 3 ve 0. Dolayısıyla bunun karelerini alıp topluyorum. En son karekökünü alıyorum. AC'yi buluyorum. Şimdi benzer şekilde BC'yi bulalım. Burada x'lerin farkı nedir? Karekök içerisinde x'lerin farkı x eksi eksi 2'nin karesi y'lerimiz de 4 ve 0. Bunları da birbirinden çıkarırsanız eksi 4'ün karesi. Şimdi her iki tarafın karesini alırsak karekökler birbirini götürür. Ne olur? Burası x eksi 1'in karesi. Buradan 0'ın bir etkisi yok. Eksi 3'ün karesi 9'dur. Eksiler yan yana geldi. x artı 2'nin karesi artı eksi 4'ün karesi. Burada tam kare özdeşliğini uygulayalım x kare eksi 2x artı 1 artı 9. E sağ tarafta da x kare artı 4x artı 4 artı 16. Şimdi x kareleri götürelim. Her iki tarafta var. x'leri sağ tarafa atalım. 4x artı 2x'den 6x. Sol tarafta 1 artı 9'dan 10 var. Burada 20 var. 20'yi de sol tarafa atarsak eksi 20 olur. Yani eksi 10 eşittir 6x. Bize burada absis değerini yani x değerini sordu. Her iki tarafa 6'ya bölerseniz cevabımız eksi 10 bölü 6'dır. Sadeleşirse bu da B şıkkı. A ve B noktalarına eşit uzaklıkta bulunan bir C noktası var. Bu C noktasının geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani burada arkadaşlar AC uzunluğumuz BC uzunluğumuza eşit. Şimdi kuralımızdan AC'yi bulalım. Önce x'leri birbirinden çıkardım. x eksi 1'in karesi. Sonra y'leri çıkarıyorum. y eksi eksi 2'nin parantez karesi. Şimdi bc'yi bulalım. x'leri birbirinden çıkarıyoruz. x eksi eksi 2'nin parantez karesi. Sonra ordinatları birbirinden çıkarıyoruz. y eksi eksi 1'in parantez karesi. Şimdi bu eksiler yan yana gelince artı olur. Bunları öncelikle düzeltelim. Her iki tarafın karesini aldım. Kareler birbirini götürdü. Karekökler gitti. E şimdi açalım. x eksi 1'in karesi x kare eksi 2x artı 1. y artı 2'nin karesi de y kare artı 4y artı 4. Şimdi sağ tarafa bakarsanız yine tam kare özdeşliğinden bu şekilde açıyorum. y artı 1'in karesi de y kare artı 2y artı 1. Şimdi 4'ler gitti. Sonra sabitlerden 1'ler gitti y kareler gider. x kareler gider. Sadece eksi 2x artı 4y ve 4x artı 2y kalır. Y'leri sol tarafa atalım. 4y eksi 2y. X'leri de sağ tarafa atarsak işaretleri değişiyor. Buradan 2y eşittir. 6x gelir. Her iki tarafı da 2'ye bölerseniz y eşittir 3x. Bizim buradaki a ve b'ye eşit uzaklıkta olan C doğrusunun C noktasının geometrik yer denklemidir. Analitik düzlemde A AN noktası verilmiş. Birinci adımda A1 için mesela en yerine 1 vermiş. 1 artı 1'den absisimiz 2. En yerine 1 verdiğimizde ordinat değerimiz de 2 gelmiş. Benzer şekilde ikinci adımda da 3'e 4 noktasını elde etmiş. Bize burada A0 ve A4 noktalarını bulun demiş. Şimdi A0'da en gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. O zaman A0'ımız 0 artı 1 virgül 2 çarpı 0'dır. Bu da 1 virgül 0 noktası. Sonra A4 noktası demiş. A4 içinde en yerine 4 verirseniz A4 eşittir 4 artı 1 2 çarpı 4. Yani bu da 5 virgül 8 noktası. Şimdi bize bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulun demiş. Formülümüz neydi arkadaşlar? Karekök içerisinde x'leri birbirinden çıkarıyoruz. Karesini alıyoruz. Sonra y'leri birbirinden çıkarıyoruz. Yine karesini alıyoruz. Buradan da 4'ün karesi artı 8'in karesi gelir. Yani karekök 16 artı 64. E şıklarda kök 80 yok. 80'i de 16 çarpı 5 diye yazabiliriz. E 16 4'ün karesidir. Dolayısıyla bu iki nokta arasındaki mesafe yani mutlak değer A0 A4 eşittir. 4 kök 5 şeklinde gösterilebilir. Dik koordinat sisteminde A noktası verilmiş. A noktası eksi 3'e 2 noktası olduğuna göre B noktasını bulup orijine olan uzaklığını hesaplayın demiş. Şimdi bakın biz A noktasından B'ye gidebilmek için 1, 2, 3 defa aşağı gidiyoruz. Yani bizim ordinat değerimiz 2 eksi 3'ten eksi 1 olacak. Sonrasında sağa doğru gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 birim sağa gidiyoruz. Yani x'imiz eksi 3 değil de eksi 3 artı 5'ten 2'dir. Yani bizim B noktamız 2'ye eksi 1'dir. B noktasını işaretlemek gerekirse B noktamız arkadaşlar burada 4. bölgede 2'ye eksi 1 gibi bir noktadır. Şimdi bize arkadaşlar burada B'nin orijine olan uzaklığını sormuş. İster şekilde gösterelim isterseniz de direkt kuralımızdan yapabiliriz. x'in karesi artı y'nin karesidir. x yerine 2, y yerine de eksi 1 yazarsak cevabımız kök 5 birimdir. A şıkkıdır. Burada iki tane farklı nokta var. A ve B noktaları gibi. Bu iki noktanın tam ortasındaki C noktasının koordinatları nasıl bulunur bundan bahsediyor. Normalde arkadaşlar bir sayı doğrusu olsaydı yani x'ye değil de sadece x'ler olsaydı Diyelim ki bir tanesinin x değeri 2, diğerinin 4. Tam ortadaki c noktasının x değeri 3'tür. 3'ü bulmak için 2 artı 4 bölü 2 eşittir. 3 diyebiliriz. Dolayısıyla bunu sadece x değil de y içinde düşünürsek y'de de yine y'lerin toplamının yarısı bize ordinat değerini verecektir. Dolayısıyla c noktası apsislerin toplamı yarısı virgül ordinatların toplamının yarısı olacak şekilde hesaplanır. Burada bakın A ve B noktalarını birleştiren doğru parçasının orta noktası hangisidir demiş. X'leri topluyorum. Eksi 5 artı 9 aritmetik ortalamasını alıyoruz. Buradan 2 gelir. Y'leri toplayalım. 6 artı eksi 2'ye 2'ye bölersek 4 bölü 2'den 2'dir. Yani ortadaki C noktasının X ve Y değerleri 2 olacaktır. Burada A ve B noktaları verilmiş. Bu noktaların orta noktası eksi 2'ye 5 olduğuna göre M çarpı N kaçtır? Şimdi A ve B'deki arkadaşlar X değerlerine bakarsanız 4 ve eksi N toplayıp 2'ye bölüyoruz. Yeni apsis değerimiz eksi 2. İçler dışlar yaparsanız 4 eksi N eksi 4'tür. N değerimiz 8 gelir. Burada ordinat değerlerine bakalım. M ile 3'ü topluyoruz. 2'ye böldüğümüz zaman yeni ordinatımız 5'miş. Yani içler dışlardan m artı 3'ümüz 10'dur. m değerimiz de 7'dir. Yani m çarpı n'miz 7 kere 8'den 56'dır. Cevabımız da c şıkkı. Köşe noktaları abc olacak şekilde bir üçgenimiz var. Bize burada bc kenarına ait olan kenar ortayın uzunluğu kaç birimdir bunu sormuş. Şimdi öncelikle a'mız eksi 2'ye 4 noktası. BC'ye ait olan bir kenar ortay derken buradaki AK uzunluğunu soruyor. Şimdi B'nin ordinatları arkadaşlar koordinatları nedir? 3'e 1'dir. Sonrasında C'ye bakarsanız C'de eksi 3'e 7'dir. Burada K noktası tam orta nokta olduğu için X'leri topluyorum. 3 ile eksi 3'ü topluyorum. 2'ye bölüyorum. Sonra Y'leri topluyorum. 2'ye bölüyorum. Dolayısıyla K noktası arkadaşlar 0'a 4 noktası gelir. Burası 0'a 4 noktası. Bizim aslında bulmamız gereken AK uzunluğu yani kenar ortayın uzunluğuydu. Şimdi kuralımız neydi? Karekök içerisinde A ve K'daki apsisleri birbirinden çıkarıp karesini alıyoruz. Artı buradaki ordinatları birbirinden çıkarıp karesini alıyoruz. Yani buradan da eksi 2'nin karesi 4'tür. 0'ın karesi 0. Cevabımız kök 2 birim. Yani iki birimdir. D şıkkıdır. ABC üçgeni verilmiş. AD'miz DC'ye eşit. Yani BD'miz bir kenar ortay. Koordinatların hepsi verildiğine göre bu kenar ortayın uzunluğu diyelim ki K olsun. K kaç birimdir? Yine az önceki sorudaki gibi öncelikle AC doğru parçasında D orta noktasının X ve Y değerlerini buluyoruz. Eksi 2 ile eksi 2'yi toplayıp 2'ye bölüyoruz x'imiz eksi 2. Sonra buradaki 4 ile eksi 10'u topluyorum. 4 eksi 10 eksi 6'dır. 2'ye böl eksi 3. Yani burası eksi 2'ye eksi 3 noktası. Dolayısıyla buradaki kenar ortayın uzunluğunu bulurken yine ne yapıyoruz? Kuralımızı uyguluyoruz. Bakın x'lerimiz 4 ve eksi 2. x'leri çıkartıyorum. Sonrasında karesini alıyorum. Y'lere bakalım. 2'ye eksi 3. Y'leri çıkarıyoruz ve yine karesini alıp topluyoruz. Eksiler birbirini götürdü. Artı oldu. Karekök içerisinde 6'nın karesi ve 5'in karesi. Yani cevabımız karekök 61 birimdir. Düzlemde ABO üçgeni verilmiş. Buna göre B noktasının apsisi kaçtır? A noktasının x, y değerleri belli. Orijinin zaten 0'a 0. Bakın burada h tam orta nokta. Yani x'leri toplayıp 2'ye bölerseniz x değerini buluruz. Y'leri toplayıp 2'ye bölersek de ordinat değerimizi bu şekilde buluruz. Yani h burada eksi 2'ye 4 noktası. Burası eksi 2. Burası da 4 birim. Yani burası da 90 derece. Burası 4 birimse karşısı da 4 birim. Burada BHO üçgeninde 2 tane 90 derece olduğu için öklit bağıntısını kullanabiliriz. Şimdi ökliti hatırlarsanız arkadaşlar yukarıdan bir tane dikme indiriyorum. H diyorum. Buraya P, K diyorum. H kare eşittir. P çarpı K bizim öklit bağıntımız. Bakın burada H dediğimiz 4 birim. 4'ün karesi eşittir. Buraya P diyelim. Buraya K diyelim. P'miz belli değil. K'mız 2 birim. 16 eşittir 2P'den. P değerimiz 8. Yani burası 8 birim. E eksi 2'den 8 birim sola giderseniz B'nin absis değeri de eksi 2 eksi 8'den eksi 10'dur. B noktamız eksi 10'a 0 noktası Ce cevabımız da D şıkkı. Bu da bizim için önemli bir not arkadaşlar. Paralel kenarda karşılıklı olan A ve C noktasındaki absislere bakarsanız x1 ve x3. Şimdi buradaki O noktası AC'yi tam ortadan 2'ye böldüğü için orta nokta olduğu için X1 ile X3'ün toplamı diğer C ve D noktalarındaki X2 ve X4'ün toplamına eşittir. Benzer şekilde A ve C'deki ordinatları toplarsanız Y1 artı Y3 eşittir. Diğer iki noktadaki ordinatların toplamı yani Y2 artı Y4'e eşittir. Mesela bakın şimdi bir tane burada ne var? A, B, d paralel kenar var. Biz şimdi çizelim. Sırasıyla çiziyoruz. Önce ardışık köşeleri demiş. Bakın A diyor. Ardından B gelecek, C gelecek, D gelecek. Yani harflerin yerlerini değiştiremeyiz diyor. Eksi 1'e 6. Karşısında da X'e Y var. Burada eksi 2'ye 0 ve 3'e 5 var. Karşılıklı olan iki tanesini topluyoruz. Apsislerin toplamı x eksi 1. Burada karşılıklı olan B ve D'de absisleri toplarsanız eksi 2 artı 3'ten 1 gelir. Yani absis değerimiz burada 2'dir. C'nin absisi buradan 2 geldi. Şimdi ordinatlara bakalım. Ordinatlarımız 6'ya y, 6 artı y. Karşılıklı olan diğer iki ordinatımızda y değerlerimizde 5 ve 0. 6 artı y eşittir 5. Yani y değerimiz eksi 1. Dolayısıyla bizim buradaki orta noktamız 2'ye eksi 1 noktasıdır. Koordinatlarının çarpımı da o zaman eksi 2 gelir. Köşeleri ABC'de olan bir paralel kenarımız var. Köşegenlerimiz AC ve BD'dir. Yani burada A ile C karşılıklı geliyor. Demek ki A ile C yan yana değil. A'dan sonra B gelecek. B'den sonra C. C'den sonra da D gelmiş. A'nın apsisi 3. C'nin apsisi 2'ymiş. Apsisleri toplarsanız 3 artı 2'den 5. B'nin apsisi 5, D'nin apsisi de A'ymış. Eşittir 5 artı A'dır. Dolayısıyla buradan A değerimiz 0 geldi. Şimdi sıra geldi ordinatlara. A'nın ordinatı 1, C'nin ordinatına bakarsanız 5'miş. 1 artı 5. Top diyoruz. B'nin ordinatı burada 3 gelmiş. 3, D'nin ordinatı da B'ymiş. Yani 3 artı b. Buradan da b değerimiz 3'tür. Bize bd köşegeninin uzunluğu sorulmuş. Yani burası d noktası 0'a 3'tür. Yani bd'yi arıyorsak hemen karekökümüzü açıyoruz. x'lerin birbirinden farkı birinde 5 birinde 0. 5 eksi 0'ın karesi. Sonra y'lere bakalım. Birinde 3 diğerinde de 3. 3 eksi 3'ün karesi. Dolayısıyla karekök 25'ten cevabımız 5 birimdir. ABCD'miz bir dikdörtgen olduğuna göre C köşesinin koordinatları toplamı kaçtır? B'nin koordinatları belli. Sonrasında A'nın koordinatları eksi 4'e 0 bu da belli. D'nin koordinatlarını bilmiyoruz ancak Y ekseni üzerinde olduğu için apsisi 0 buraya da Y diyelim. C'mize de A virgül B diyelim normalde karşılıklı olanlardan şu D noktasının da ordinatı da belli olsa C noktasının koordinatlarını bulabiliriz. Demek ki bu Y'yi bulmamız gerekiyor. Bizim için önemli olan Y. Şimdi burası dikdörtgen ise 90 derecedir. Burası da 90. Buralarda 90. A eksi 0 ise burası 4'tür. Burası 0'a eksi 2 ise burası da 2'dir. Taramış olduğum üçgene bakarsanız burada ABD üçgeninde Öklit'i uygulayabiliriz. Öklit'i biliyoruz. Öklit neydi? H kare eşittir pk. Şimdi taradığım bölgeye ters bakarsanız arkadaşlar yüksekliği 4 birim. P ve k'sı bakın burası 2 birim. Şu uzunluğumuzda y birim demiştik. Çarptığımızda 16'ya eşit olacak. Dolayısıyla y değerimiz de 8'dir. Yani buradaki aradığımız değer 8'dir. D 0'a 8 olduğuna göre şimdi kuralımızı uygulayalım. Diğer soruda yaptığımız gibi ne yapıyoruz? A ve B'nin absislerini topluyoruz. A eksi 4. Sonra karşılıklı olan B ve D'nin absislerini topluyoruz. 0 artı 0. Yani A değerimiz 4. Sıra geldi ordinatlara. Burada 0 ve B var. 0 ile B'yi topluyoruz. Buradaki ordinatlarımız da bakın B ve D'de de 8 ve eksi 2. 8 artı eksi 2. Buradan B değerimiz 6'dır. Yani C noktası 4'e 6 noktasıdır. Buradaki koordinatların toplamı 10 olacaktır. Bu da C şıkkı. Şekildeki ABC'de paralel kenarında BE, EC'ye eşitse D noktasının koordinatlarını bulup toplayın demiş. Şimdi öncelikle bakın burada B, e, bakıyoruz. E noktası tam ortada. Şimdi ortadaki noktamızın apsisi 0. C noktasının apsisini ve ordinatını bilmiyoruz. Apsislere bakın. B ve C'de toplarsanız x artı 3'ün yarısı sıfırmış. Çünkü E noktasının apsisi sıfır. Dolayısıyla x artı 3 sıfır. X'imiz eksi 3. Benzer şekilde Y'ye bakarsanız burada Y değerimiz 2'ymiş. Y'lerin toplamı 5 ve Y yani ordinatların toplamı 5 artı Y bölü 2 orta noktadaki 2'yi verecek. Buradan da 5 artı Y'miz 4'tür. Yani y değerimiz eksi 1. Dolayısıyla bizim c noktamız eksi 3'e eksi 1 noktası. E bize d noktasını sormuş. Şimdi bakın karşılıklı olan iki köşeye bakıyoruz. Burada birinde absisimiz 0, diğerinde eksi 3. 0 artı eksi 3. E burada ne diyelim? E buraya a ve b diyelim. Absisleri toplarsanız eşittir a artı 3. Yani a değerimiz eksi 6. E karşılıklı olan ordinatlara bakarsanız burada 3 var. Bunda eksi 1 var. 3 artı eksi 1 eşittir. Buradaki b ile 5'in toplamı. b artı 5 diyoruz. Buradan da b değerimiz eksi 3. Yani d noktası eksi 6'ya eksi 3 noktasıdır. Bu ikisinin toplamı da eksi 9'dur. Burada arkadaşlar bir doğru parçasını tam ortadan değil de belli bir oranda bölen herhangi bir noktanın koordinatları nasıl bulunur bundan bahsediyor. Bunun için herhangi bir formül vermeyeceğim arkadaşlar. Bizim burada oran orantıyı iyi bilmemiz gerekiyor. İçten veya dıştan bölmede biz oran orantıyı kullanacağız. Sorular üzerinde görelim. Mesela bakın AB noktaları var. AC ve BC'nin birbirine oranı 1 bölü 2 C noktası içten bölen bir nokta. Yani burası A noktası burası B noktası. ACMiz daha küçük olacak. Dolayısıyla C'yi tam ortaya koymayalım. Şurası C noktası olsun. İçten dediği için A ve B'nin arasında bir değer. E, A, C'miz bir birimse yani burası K ise B, C uzunluğumuz 2 K'ymiş. Şimdi burada uzaklık formülünü kullanmayacağım. X değerlerine bakalım. Mesela 0. Burası X olsun. Bunun da x değeri ne olmuş? 3 olmuş. Şimdi bakın x'lere bakarsanız k artı 2k'dan yani 3k'da x'imiz 0'dan 3'e çıkmış. Yani 3k'da x değerimiz 3 artmış. Demek ki her bir k'da x değerimiz 1 artmalıdır. Yani burada bakın 1k birim ilerlediğimizde x'imiz 0 değil de ne olacak? 1 olacak. Şimdi sıra geldi y değerine. Buradaki y değerimiz 4. Buna y diyelim. Buradaki ordinat değerimiz de eksi 5. Şimdi bakın yine 3K'da y'miz ne kadar değişmiş buna bakıyoruz. 3K'da y'miz 4'ten eksi 5'e 9 azalmış. Y değerimiz 9 azaldı. Yani 3'e bölerseniz her bir K'da y değerimiz 3 azalır. Oran orantı dediğimiz olay buydu. Yani A'daki ordinatımız 4 ise burada bakın ordinatımız 3 azalacak ve 4 eksi 3'ten 1 olacak. Yani C noktası 1'e 1 noktasıdır. Bu da C şıkkı. Burada A ve B noktaları verilmiş. Bunları dışarıdan bölen bir C noktası var. Az önce içeriden yaptık. Şimdi dışarıdan yapıyoruz. Burası A noktası, B noktası, bir tane de C noktası. C noktasının koordinatlarını bilmiyoruz. X virgül Y olsun. A'nın apsis değerinden başlayalım. Eksi 2. Burası 1. Diğerinde de X'miş. Şimdi bakın buradaki oran çok önemli. AB 3 birimse yani şurası 3K birimse BC'miz 1K birim. Şurası da 1K olacak. Şimdi X değerlerimiz yani apsis değerlerimiz bakın 3K'da apsis değerimiz eksi 2'den 1'e çıkmış. Yani 3K'da 3 arttı. Demek ki her 1K'da absis değerimiz 1 artacak. Her 1K'da 1 artmalı. Dolayısıyla bakın buradan C noktasını bulurken absisimiz 1'di. 1K'da 1 daha artar. C'nin absisi 2 olur. Şimdi ordinata bakalım. Eksi 4 var 2 var. Burası eksi 4 2. Ordinat değerimizde arkadaşlar yine 3K'da eksi 4'ten 2'ye çıkmış. Yani buradaki ordinat değerimiz eksi 4'ten 2'ye çıkmışsa 6 artmıştır. E 3'e bölerseniz her bir k'da bizim ordinat değerimiz 2 artar. Yani ordinatımız burada 2 ise 2 daha ekleriz. Buradaki y değerimiz 4 olur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. A ve B noktalarını birleştiren doğru parçası üzerinde C eleman AB olacak şekilde bir noktamız var. Bunun koordinatlarını toplayın demiş. Şimdi arkadaşlar C eleman AB demek C A ile B'nin ortasındadır. Burası A, burası B. Ortalarda bir yerde C var. Tam ortasında değil çünkü bakın 2'ye 2 değil, 2'ye 3 vermiş. 2'ye 3 dediği için C noktası A'ya daha yakın bir nokta. Şimdi buraya 2k dedim. Buraya da 3k Şimdi önce apsislerden başlayalım. Eksi 1, x, bir de ne var bakın. Buradaki apsis değerimiz de 4'müş. Şimdi apsislerimiz toplamda 5k var burada. Eksi 1'den 4'e çıkmış. Yani apsis değerimiz 5k'da eksi 1'den 4'e çıktığına göre ne olmuş? 5 artmış. 5k'da 5 artarsa her bir k'da apsis değerimiz 1 artar. Yani 2k'da o zaman ne olur? Apsis değerimiz 2 artar. Dolayısıyla eksi -1'in üzerine 2 eklerseniz x değerimiz o zaman ne olur? 1 olur. Şimdi gelelim ordinata. Ordinatımız arkadaşlar 5k'da ne kadar değişmiş? Buna bakıyoruz. A noktasının ordinatı öncelikle kaçtır? 3'tür. Sonrasında B'deki ordinatımız 8. 3'ten 8'e yine 5 artmış. E 5k'da 5 artarsa her bir k'da 1 artar. 2 k'da 2 artar. Yani biz burada ordinat değerimizi 3 değil de 2 ekliyoruz. Y değerimizi 5 yapıyoruz. Dolayısıyla koordinatların toplamı 1 artı 5'ten 6'dır. Analitik düzlemde ABC noktaları verilmiş. C noktamız burada AB doğru parçasına ait değilmiş. AC'nin BC'ye oranı 2 bölü 3 ise C noktası için x eksi y kaçtır? Şimdi C'miz A ile B'nin arasında değil. Demek ki arkadaşlar C'miz B'nin ya sağında olacak ya da arkadaşlar AB doğru parçasının sol tarafında A noktasının sonunda bir nokta olacak. Şimdi AC2 BC3 E, AC2 BC3 olamaz. Çünkü burası eksi 1 olması gerekir. Uzaklıkta bu mümkün değil. Dolayısıyla AC uzunluğumuz burası 2K BC uzunluğumuzda tamamı da 3k olduğuna göre bizim burada incelememiz gereken durum aşağıdaki durumdur. İlk durumu iptal ettik. Şimdi arkadaşlar burada C noktasını bilmiyoruz. A noktası 2'ye 1 noktasıymış. A noktasının apsisi 2, B noktasının apsisi de 7. Yani bakın A ile B arasında 1k'lık bir mesafe var. Bu 1k'da bizim apsis değerimiz 1k'da ne olmuş arkadaşlar? 2'den 7'ye çıkmış. Yani burada 1K'da absisimiz 5 arttı. E 1K'da 5 artarsa 2K'da absis değerimiz 10 artar. Şimdi C'yi de buraya yerleştirelim. Burası C diyelim. 2K'da arkadaşlar absis değerimiz 10 artmış ve bakın 2 olmuş. Demek ki C'nin absisi 2 eksi 10'dan eksi 8'miş. C'nin absisini bulduk. Sonrasında şimdi ordinatlara bakalım. E ordinatlar arkadaşlar A'nın ordinatı 1, B'nin ordinatı da 11. Şimdi bizim burada 1K'da ordinatlarımızın 1'den 11'e çıktığını görüyoruz. Ordinat değerimiz demek ki 1K'da 10 artmış. E, 1K'da 10 artarsa 2K'da ordinat değerimiz 20 artar. Şimdi bakın C'nin ordinatı 20 artmış ve bakın burada 1'e de ulaşmış. Demek ki y'miz de 1 eksi 20 de eksi 19. Yani c noktası eksi 8'e ne olmuş? Eksi 19 gibi bir nokta olmuş. Yani bize buradan x ve y değerlerini yazıp birbirinden çıkarın demiş. Eksi 8 eksi eksi 19. Eksiler yan yana gelince artı olur. Buradan cevabımız c şıkkı. AC ve BD doğrusu şekildeki gibi B noktasında kesişmiş. AB 2BC DE de EB olduğuna göre E noktasının koordinatlarını toplayın demiş. Şimdi biz burada E'yi bulabiliriz ancak öncelikle B'yi bulmamız gerekir. Çünkü bakın E burada orta nokta. E noktasını bulmak kolay. Demek ki önce B'yi bulacağız. Burada AB BC'nin 2 katı demiş. Buraya 2k derseniz BC arası 1k. Şimdi tamamı da o zaman ne olur? 3k. Apsis değerlerine bakalım. Apsisimiz eksi 1'den 5'e çıkmış. Yani 5 eksi eksi 1'den bizim apsisimiz 3K'da apsis değerlerimiz 6 arttı. Yani her bir K'da apsis değerimiz 2 artar. O zaman 2K'da arkadaşlar ne olur? 2 katına çıkar ve 4 artar. Çünkü bakın burası 2K olduğu için 2K için inceledim. E, apsisimiz 4 artarsa e, burada bakın eksi 1'e 4 eklerseniz apsis değerimiz 3 olur. Şimdi ne yapıyoruz? Ordinatlara bakıyoruz. 6'dan 18'e çıkmış. 18'den 6 çıkarırsanız ordinatımız 3K'da 12 artmış. 3K'da ordinat değerimiz 12 arttı. E, 2 3'e bölerseniz arkadaşlar her bir K'da 4 artar. 2 ile çarparsanız da 2K'da 8 artar. Burası 2K. Burada ordinatımız 6 idi. 6'ya 8 eklerseniz ordinatımız 14 olur. Yani B'nin ordinatı 14. E, e, noktasını artık bulmak kolay. Tam ortada olduğu için 2 ile 3'ü topluyoruz. E'nin burada absis değeri 2 artı 3 bölü 2. E, ordinatları da 21 ve 14. Topluyoruz 35. Ordinatımız da 35 bölü 2. E bu ikisini toplayın demiş. Toplarsanız da 40 bölü 2'den cevabımız E şıkkı. Burada arkadaşlar benzerliği kullanabiliriz. Mesela bakın buraya KK dersek paralel kenar karşılıklı kenarları 2K'dır. Taramış olduğum iki üçgende açılarımız aynı olduğu için kelebek ya da kum saati benzerliği var. E tabanları K'ya 2K olduğuna göre benzerlik oranımız 1'e 2'dir. Yani FC'miz 1M ise FA'mız 2M'dir. Şimdi F noktasını yine bulalım. Şimdi A noktası absisimiz eksi 6. C'nin absisi 8. Yani bakın absisimiz 14 artmış. Yani absis değerimiz 3M'de 14 arttı. 3M'de 14 artarsa 1M'de 14 bölü 3 artar. E şimdi bakın burada 2M demiş. Dolayısıyla 2 ile çarparsanız 2 de 28 bölü 3 artar. Apsis değerimiz eksi 6 idi. Üzerine 28 bölü 3'ü eklersek 10 bölü 3 olur. E şimdi ordinata gelelim. Ordinat değerlerimiz bakın eksi 2'den 2'ye çıkmış. Yani 3 m'lik uzunlukta ordinat değerimiz 4 arttı. 3 de 4 artarsa her bir m'de ordinat değerimiz 4 bölü 3 artar. 2 m'de de 8 bölü 3 artar. Yani a'dan buradaki f'ye giderken bakın 2 m mesafe var. 8 bölü 3 bizim ordinatımız artıyor. Yani eksi 2 değil de eksi 2 artı 8 bölü 3'tür. Payda eşitlerseniz 2 bölü 3. Yani bakın f noktası 10 bölü 3'e 2 bölü 3'tür. Yani buradaki koordinatları da toplarsanız 12 bölü 3'ten cevabımız B şıkkıdır. Herhangi bir ABC üçgeninde x, y değerleri belli ise arkadaşlar biz buradaki ağırlık merkezi dediğimiz G noktasının x ve y değerlerini bulurken tüm absisleri toplar 3'e böleriz. Sonrasında tüm ordinatları toplarız 3'e böleriz. Yani Orta noktada bulduğumuz gibi yine aritmetik ortalamayı kullanıyoruz. Mesela bakın burada G noktasını nasıl buluruz? 2 artı eksi 4 artı 8 bizim buradaki apsis değerlerimiz toplayıp 3'e bölüyoruz. 6 bölü 3'ten 2 gelir. Y değerlerimiz arkadaşlar 5, 1 ve 0'dır. Aritmetik ortalaması 2'dir. Yani bizim ağırlık merkezimiz. G2'ye 2 noktasıdır. E şimdi BG'yi sorduğuna göre ilk öğrendiğimiz kuralımız neydi arkadaşlar? Uzaklık kuralımız. Karekök açıyoruz. X'leri birbirinden çıkarıp karesini alıyoruz. Artı Y'leri bakın 2'ye 1 çıkarıyoruz, karesini alıyoruz. X'ler birbirini götürdü. Karekök içerisinde 6'nın karesi artı 1'in karesi. Yani cevabımız karekök 37 birimdir. Burada daha önce görmediğimiz bir kural var arkadaşlar. ABC noktalarının x ve y değerleri belli ise bu üçgenin alanını bulurken şu şekilde bir özellik kullanacağız. Burada olay nedir arkadaşlar? X, Y değerlerini alt alta yazıyoruz. X1, Y1 diyoruz. Sonrasında X2, Y2, X3, Y3. Son olarak en baştaki X1, Y1'i tekrar yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunları çapraz şekilde çarpalım. X1 ile Y2'yi çarptık. Ardından ekliyoruz. X 2 ile Y 3'ü çarptık. Sonrasında son olarak X 3 ile Y 1'i çarptık. Buradan bir sayı elde ettik. Ardından eksi diyorum. Yukarı doğru yapıyoruz. X 2 ile Y 1'i çarpıyoruz. X 2 Y 1 artı. Yine çapraz şekilde x3 y2 artı benzer şekilde x1 y3 diyoruz. Bunları da topladık. Bu farkı 2'ye böldüğümüzde bize bu arkadaşlar ABC üçgeninin alanını verecektir. Şimdi sorular üzerinde görelim. Mesela bakın eksi 6'ya 3 dedim. 2'ye 4, 0'a 2. Son olarak bunu tekrar yazıyoruz. Öncelikle bakın eksi 6 ile 4'ü çarptım. Eksi 24. 2 i̇ki ile 2'yi çarptım. Artı 2 çarpı 2. Artı 0 çarpı 3. Şimdi bunları çarptık. Parantez içerisine yazdık. Eksi. Şimdi yukarı doğru yapıyorum. 2 çarpı 3 diyorum. Sonra 0 çarpı 4 artı eksi 6 çarpı 2. Eksi 6 çarpı 2 diyoruz. Bunları da 2'ye böleceğiz. Düzenlersek eksi 24 artı 4 sonrasında burası 0 6 eksi 12 bölü 2. Bu da ne oldu? Eksi 20 Eksi eksi 6 yani artı 6 bölü 2'dir. Buradan da eksi 14 bölü 2'den eksi 7 gelir. Alan eksi olamayacağı için arkadaşlar formülümüzde ne vardı? Mutlak değer ifadesi vardı. Dolayısıyla mutlak değer içerisinde eksi 7. Yani cevabımız 7 birim kare gelir. ABC üçgeninin kenar noktaları DEF f'ymiş. Bir tane ABC üçgeni çizelim. Kenar orta noktaları D, E, F ise burası D olsun. Buraya E diyelim. Buraya da F diyelim. Bunları da şu şekilde birbirine eşit gösteriyoruz. F ile de birleştirelim. Şu şekilde bunlar da birbirine eşit. Şimdi arkadaşlar bize burada ABC üçgeninin alanı sorulmuş. Bu şekilde olduğunda arkadaşlar bizim alanlarımız hepsi birbirine eşittir. Burası A ise A'dır. Hepsi A'dır. Yani ABC üçgeninin alanını bulmak istiyorsak aslında biz 4A'yı bulmamız gerekir. E şimdi burada ABC'nin köşe noktalarını bilmiyoruz. Peki o zaman DEF'nin alanını bulalım. Yani burası A'dır sonuçta. Bunu da 4 ile çarparsak soruyu çözmüş oluruz. Şimdi DEF'deki koordinatlarımız neler? 1'e 2, 0'a 2, eksi 1'e 3. Bunu tekrar yazıyorum. Az önceki kuralımızdan alanı buluyoruz çapraz şekilde çarpalım. 1 kere 2, 2. 0 kere 3, 0. Eksi 1 çarpı 2, eksi 2. Sonrasında çapraz yapıyoruz. 0 çarpı 2, eksi 1 çarpı 2, 3 çarpı 1. Bunları da toplayıp 2'ye bölüyoruz. Buradan da arkadaşlar burası 0. Yukarısı eksi 1 gelir. Eksi 1 bölü 2. Tabii ki eksi de olduğu için mutlak değerin dışarısına artılı çıkar. Yani DEF'nin alanı alan DEF diyelim eşittir 1 bölü 2 imiş. E biz bunun 4 katını arıyorduk. Dolayısıyla büyük üçgenin alanı yani alan ABC üçgeni 4 çarpı 1 bölü 2'dir. Yani aradığımız değer 2 birim karedir. ABC üçgensel bölgesinin alanı 0 birim kare ise ABC noktaları doğrusaldır. Yani alanı sıfır olduğuna göre arkadaşlar bunlar şu şekilde aynı doğru üzerinde doğrusal 3 farklı noktadır. ABC doğrusal olduğuna göre ABC üçgeninin alanı sıfırdır. Az önceki notumuzdan faydalanarak bunu söyleyebiliriz. Şimdi alanı nasıl buluyoruz? Koordinatları yazıyoruz. 3'e eksi 2, M'ye 3. Son olarak yukarıdaki 2'ye 4'ü tekrar yazıyoruz. Şimdi yukarıdan aşağı çarpıyorum eksi 4. Çarpıyorum 9. Çarpıyorum 4m artı 4m. Sonrasında arkadaşlar yukarı doğru çarpalım 3 kere 4 12. m çarpı eksi 2 eksi 2m 3 kere 2 de artı 6. Bunu 2'ye böldüğümüzde bunun değeri 0'a eşit oluyor. Buradan da düzenlerseniz mutlak değer 4m artı 5 artı 2m eksi 18 bölü 2 eşittir 0. Yani mutlak değer içerisinde 6m eksi 13 içler dışlardan 0'a eşittir. 6m eksi 13 0 olduğuna göre 6m'miz 13'tür. Aradığımız m değerimiz 13 bölü 6'dır. Şimdi arkadaşlar eğim ve eğim açısında kalalım. Föyümüz oldukça uzun. Diğer kısmı da ikinci videomuzda izleyebilirsiniz. Şimdiden başarılar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.